Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Durmaz. Özellikle tanıyanlar bilir işte malum bitkili akvaryum tasarımlarıyla bayağı yakından ilgileniyoruz. İşte uluslararası platformlarda vesaire de yarışmaya katılarak ülkemizi temsil ediyoruz. Ve bugün malum kamera önüne geçerek bir konuyla alakalı, daha doğrusu sosyal medya hesaplarımdan özellikle çok soru gelen bir başlık var. Akvaryumda zemin nasıl kurulur veya kullandığımız, aldığımız, satın aldığımız malzemelerin sıralamasını nasıl yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar, zemin gerçekten de çok çok önemli. Malum, dikimini yapacağımız bitkilerin doğal olarak ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Yani ihtiyaçlarını karşılayarak onlardan da formlarının en iyi şekilde bize yansımasını sağlıyoruz. İşte kullanacağımız toprak türleri veya gübreler veya substratlar veya farklı element içerikli farklı materyallerle bunları sağlamış oluyoruz. Şimdi farklı farklı stiller var malum bildiğimiz. İşte tasarım tanklarımız var. Bunların içerisinde Hollanda stilleri var. Iwagumi diye adlandırılanlar var vesaire vesaire. Genelde zemin, özellikle Hollanda stillerinde gerçekten de olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bunun için gerçekten de bitkinin dediğim gibi gereksinimini en üst seviyeye çıkarabileceğiniz zeminleri kullanmanızı her zaman öneriyorum. Sıralamayla alakalı hem ürünle alakalı bize ne gibi faydalar oluyor hem onlarla bahsedelim hem de ürünlerle alakalı böyle kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi genel olarak bir tanka ele alalım. Örneğin nedir? İşte evimize farklı ölçülerde bir tank aldık. Dikim yapmak istediğimiz türler var elimizde. İşte bunlar nedir? Zemini saran türler olabilir, orta planlar olabilir. En arkaya böyle rotala, hira gibi vesaire gibi kırmızı tonunun ağırlıklı olduğu bitki türlerini tercih etmiş olabilirsiniz. Bununla alakalı zeminde herkesin kullanmadığı, genelde tasarımcıların daha çok kullandığı en alt zeminde kullanılan bir malzeme var. Nedir? Hatta bu tasarım tanklarında en arka planda böyle 40 santimi, 45 santimi hatta tankın ölçüsüne göre daha fazla bulan yükseltiler yapmak zorunda kalınıyor. Örneğin ben ne yapıyorum? Bu tarz 40 santimi, 30 santimi bulan yükseltiler varsa en alta lav kayası kullanıyorum arkadaşlar. Lav kayasının hemen üzerine de lav kırığını seriyorum. Ve onun üzerine substrat, eğer dikim yapacağım bir bölgeyse özellikle işte dediğim gibi rotala vesaire benzeri bir tür kullanacaksam substrat ekliyorum. İşte kendi kullandığım hemen hatta şöyle kameranın bu tarafında sizin ne oluyor? Sağ tarafınızda şu an bir tankım var. Malum yarışma tankı olduğu için şu an onu size maalesef görselini paylaşamıyorum. Orada da dediğim gibi arka planı biraz yüksek tuttuğumdan dolayı ben bu sıralamayla gittim. Substratın üzerine hemen tablet gübreler var. Tablet gübrelerden hatta şu an bu nano tankımda kullanacağım ürün var. Sponsorlarımdan Sikem bana bu ürünleri göndermişti. Flourish tablet olarak bu ürünü kullanacağım. Bunların hemen üstüne de yine şöyle ürünleri göstereyim. Aqua Solum, Aqua Vitro'ya ait yine Sikem ürünü. Bu soy toprağı kullanacağım. Ve bu nano tankımda daha çok ağırlıklı rizom gövdeli bitkiler kullanmak istiyorum. İşte nedir? Anabias var, Bucalendra var, Java türlerim var. Onları kullanacağım. Bir bölüme de bu soylarla vesaire Rotala Hira olarak düşündüğüm bitki türünü dikip orada da ayrı bir kırmızının daha çok yoğun olduğu bir bitki türünü tercih ederek Rotala Hira'yı orada kullanacağım. Şimdi işte saydık malum lav kırığı vesaire vesaire. Arkadaşlar lav kırığını dediğim gibi mesela Hollanda stili kullananlar çok tercih etmiyor. Ama faydası var yok gibi hatta böyle sosyal medyada birçok tartışma da var. Hani kullanmasak da olur veya kullansak ne gibi faydası olur gibisinden. Dediğim gibi hani biz tasarım olarak genelde
bizim için ilk sırada yükselti vermemizi, kolaylaştırması var. Ve yükseltinin dışında da doğal olarak kökler belirli bir süre sonra en azından lav kırının içerisinde kök salınımını daha rahat yapmış oluyorlar. Doğal olarak gözenekleri sayesinde bakteri kümeleşmeleri daha iyi oluyor. Hatta alttan bitki köklerinin bir nevi oksijen almasına da fayda sağlamış oluyor. Hemen onun üzerine de dediğim gibi saydım biraz önce substrat var. Yine bunlar bayağı bir element içerikli. Yani bitkinin gelişimini hızlandıran, onların idamesini devam ettirmenizi sağlayan birçok element içermekte. Hemen onun üzerine dediğim gibi tablet gübreler var. Özellikle bu tablet gübre ile alakalı mesela fosfor falan içermiyor. Ondan dolayı hani nedir? Hani iktak kurulumu olur, işte bir yosun alt patlamasını desteklemiş olmuyor. Ondan dolayı içiniz rahat şekilde kullanabilirsiniz. Ve son yıllarda bitkili akvaryum camiasına giren soil topraklar. Soil toprak aslında şöyle, yaşayan toprak, fırınlanmış toprak gibi birçok ifadesi var. Bizim hani genelde bitkili akvaryum camiasının kullandığı tabirler. Arkadaşlar, soil şöyle, kil toprak. Genelde böyle bataklık kısımlarında böyle fazla mineral içeren bölümlerden alarak bunları birçok kez fırınlayarak 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim yani genelde firmaların tercihlerine göre fırınlanma aşamalarından geçerek daha sonra paketlenip bizlere gönderiliyor. Aklıma geldikçe de böyle videolar ekleme yapıyorum. İşte bu soil toprak dediğim gibi belli bir nem oranına sahip. İşte yaşayan toprak olarak geçer. Onun için hatta sorulardan bir tanesi de şu. İşte bir paket aldım, yarısını kullandım. Diğerinin kalan yarısını da öyle bıraktım. Bir şey olur mu? Veya ben bunu kuru mu tutmak zorundayım? Veya başka bir akvaryumda içerisine su koyarak sonradan kullanmak için bekletmek mi lazım gibi benzer sorular geliyor. Arkadaşlar, paketi kullandıktan sonra kalan ürünü kesinlikle hava ile temasını engellemeye çalışın. Bu nedir? Ekstra bir poşet alarak, ağzını kapatarak sonrasında herhangi bir işlemde kullanmak için bir kenarda bence bekletin. Ve Soylin ile birlikte şöyle zengin içeriği sayesinde mesela ilk bir ay dikimini yaptığınız bitkileri genelde onlar beslemiş oluyorlar. Hani bu süre içerisinde ne kullanabilirsiniz? Örneğin benim hani olmazsa olmazlarımı söylüyorum genelde. Mesela benim için hatta bitki dikimi yapmadan önce bile mesela benim için eksel karbon çok önemlidir. Doğal olarak diatomla birlikte oluşan altları vesaire engellemiş olur. Onunla beraber bakteri kültürü benim için her zaman önemlidir. Yine ben malum işte sponsorumun ürünleri var, onları kullanıyorum zaten daha öncesinde de. İşte Sikem'in eksel karbonu, Stability diye adlandırılan bakteri kültürü ve bu yıl ilk defa kullanacağım Aquasol'un soil toprakları var. Bunları da bu şekilde kullanarak sizlerle daha sonraki videolarımda da paylaşımını yapmış olacağım.